Merhaba, YouTube Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün size YouTube'a yüklediğiniz videolara nasıl altyazı eklersiniz onu göstereceğim. Altyazı eklemek çok zor. Bazı arkadaşlar gerçekten bu konuda çok zorlanıyor. Hatta bu yüzden hiç altyazı eklemeyen arkadaşlar da var. Ama ben size bunu basit yoldan göstereceğim. İnşallah yararlı olur. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle yükleyeceğimiz videoyu tamamen metne dönüştürdüğümüzü varsayalım. Eğer metne dönüştürmek zor geliyorsa Google Driver'dan bu sayfadan arkadaşlar Driver'ıma girip Google dokümanlara tıklıyoruz. Sonrasında ise araçlardan sesle yazma kısmını açıyoruz. Altyazının önemini vurgulamak gerekirse altyazılı videolar genelde YouTube'da daha üste çıkıyor. Çünkü içerik daha zengin oluyor. İçinde tekst barındırdığı için. Ve aynı zamanda işitme engelli arkadaşlarımıza da videolarımıza altyazı ekleyerek çok büyük destek ve yardımcı olmuş oluruz. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hemen hangi videomuzsa o videomuzu açıp bu videoyu açtıktan sonra hoparlörümüzü mikrofonumuza yaklaştırıyoruz ki sesi daha iyi alsın, hemen yazsın diye. Şimdi videomu başlatıp mikrofonumu hoparlöre yaklaştıracağım ve ben sessiz olacağım. Nasıl yazdığını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, YouTube Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün size Photoshop programında PNG yazı yazmayı göstereceğim arkadaşlar. Birçok yeni kanal açan ya da fotoğraf düzenleyen arkadaşların işine yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi nasıl yazıldığını göstereyim arkadaşlar. Photoshop programımızı açıyoruz. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, burada ben durduruyorum. Video var ve o videomuzu da durduruyorum. Gördüğünüz gibi hoparlörden aldığı sesi mikrofon gayet başarılı bir şekilde yazıyor. 15-20 dakikalık hatta yarım saatlik videoları bile bu şekilde metne çok rahat bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Ya da isterseniz videonuzu dinleyerek kendinize dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece bu yöntemi de göstermek istedim. Şimdi ben burayı sileyim. Çünkü ben bunu videoyu başlamadan önce metne dönüştürdüm. Hazırladım, bende var. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. O metnimizi açayım. Gördüğünüz gibi o videonun bütün metni burada. Gayet dağınık bir şekilde yazılmış. Hiçbir şekilde düzenleme yapmadım üzerinde. Şimdi tekrardan videomuza geçelim. Ben bu videoya altyazı ekleyeceğim. Ama aynı zamanda sesle de senkronize olmasını istiyorum. Yani sesle beraber hareket etmesini istiyorum yazıların. Peki bu nasıl olacak? Şimdi yeni altyazı ekle deyip Türkçe'yi tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi metne dönüştür ve otomatik senkronize et kısmı kapalı geliyor. Çünkü YouTube Türkiye'de buna izin vermiyor arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl aşacağız? Tekrardan altyazılara tıklıyorum ben. Aşağı kısımdan dil değiştir diyeceğim. Türkçe olan dilimizi İngilizce yapacağım. İngilizce yaptım. Dili ayarla dedim. Şimdi tekrardan yeni altyazı ekle diyeceğim. Ve İngilizceyi seçeceğim. Gördüğünüz gibi metne dönüştür ve otomatik senkronize et butonu açık geldi. Şimdi buraya bir kez tıklıyorum. Ve metnimizin tamamını seçip CTRL-A yaptım. Kopyala diyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buraya yapıştırdıktan sonra zamanlamaları ayarla diyeceğim. Şimdi videomuzun zamanlamaları ayarlamasını bekliyorum. Bu işten fazla sürmüyor. Bazen 15-20 saniye sürüyor. Bazen 1,5-2 dakika sürüyor. Ama uzun sürmüyor. Normal bir 15 dakikalık videoyu metne dönüştürüp senkronize etmeye kalksanız arkadaşlar günlerinizi hatta haftalarınızı alır. Ama bu yöntemle gerçekten hızlı bir şekilde videonuza altyazı ekleyebilirsiniz. Hemen şuradan kontrol edeyim. Altyazı zamanlamaları ayarlanıyor. Yakında tekrar kontrol edin diyor. Çık diyeceğim. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar burada. YouTube videolarınızın hepsine altyazı ekleyin. İşitme engelli arkadaşlarımıza yardımcı olun. Aynı zamanda İngilizce, Çince, Hintçe, İspanyolca gibi dilleri de
ekleyin arkadaşlar. Yüklediğiniz metni nasıl İngilizceye çevireceğinizi, nasıl Çince'ye çevireceğinizi onları da göstereceğim. Gerçekten basit. Tekrar bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Evet, oldu. Peki şimdi buraya saniyesi saniyesini ayırmış. Peki başarılı oldu mu? Bir deneyelim, hep birlikte görelim arkadaşlar. Ben sessiz olacağım ve videoyu çalıştıracağım. Bakalım olmuş mu? Evet, burada bir yanılma var arkadaşlar. Hemen durduruyorum videoyu. Videoyu durdurduktan sonra hafiften geri alıyorum. Bunu gördüğünüz gibi o sesin başladığı yere getirdim arkadaşlar. Şimdi tekrardan başlattım videomuzu. Merhaba arkadaşlar, YouTube Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün size Photoshop programında PNG yazı yazmayı göstereceğim arkadaşlar. Birçok yeni kanal açan ya da fotoğraf düzenleyen arkadaşların işine yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi nasıl yazıldığını göstereyim arkadaşlar. Photoshop programımızı açıyoruz. Şunu da belirteyim arkadaşlar. YouTube'da buna benzer çok az video var ve o videolarda da çok uzun yoldan anlatmışlar. Çok zor dolaştırarak anlatmışlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok küçük ama çok küçük kaymalar var. Onu da maksimum 1 dakika içinde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradan sağa sola sürükleyerek ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra yayınla diyeceğiz arkadaşlar. Ve tekrardan İngilizcenin üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. İşlemler deyip SRT olarak bunu indireceğiz masaüstüne. Masaüstüne indi. Şöyle sağdan göstereyim bunu. Şu an burada arkadaşlar. Tekrardan videomuza gelip şöyle yayından kaldır diyeyim bunu. Hatta taslağı sil diyeyim. Şimdi yeni altyazı ekle diyeceğim. Bu sefer Türkçe diyeceğim arkadaşlar. Çünkü bizim altyazımız Türkçe olacak. Gördüğünüz gibi yine metne dönüştür ve otomatik senkronize et butonu kapalı. Ama artık bizim için otomatik senkronize etmesine gerek yok. Çünkü biz onu İngilizce dilinde otomatik senkronize ettik ve masaüstüne indirdik. Yani YouTube'u kandırdık arkadaşlar. Şimdi yeni altyazı oluştur diyeceğim. Pardon, özür dilerim. Bir geri yapayım arkadaşlar. Dosyayı yükle diyeceğim. Çünkü dosyamızı masaüstüne indirdik. Dosya seç diyorum. İndirdiğimiz burada. Yükle dedim arkadaşlar. Az önceki indirdiğimiz metnimizi. Gördüğünüz gibi buraya başarılı bir şekilde, senkronize bir şekilde geldi. Tekrardan çalıştırayım. Bir kez daha kontrol edelim arkadaşlar. Olmuş mu? Merhaba arkadaşlar, YouTube Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün size... Evet, olmuş arkadaşlar. Bunu şimdi yayınla diyoruz. Peki ben aynı zamanda İngilizce, Çince, Hintçe, istediğim bütün dillerde altyazım olsun. Yani İngiltere'den, Amerika'dan giren bir insan benim videomu İngilizce altyazıyla okuyarak videomu izlesin, bilgilensin istiyorsunuz değil mi? Dili değiştir diyoruz. Artık dilimizi Türkçe yapacağız. Az önce dili İngilizce'ye değiştirmemişti arkadaşlar. Yani çevirmemişti. Şurayı ayarlamayı unutmuşum ben. Şimdi dilimiz Türkçe oldu arkadaşlar. Yeni altyazı ekleyeceğiz. Buradan İngilizce. İngilizceyi seçtik arkadaşlar. Yeni altyazı oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi burada otomatik çevir. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Otomatik çevir dedim ben. Alt kısımlara gördüğünüz gibi konuştuğum metinleri İngilizceye çevirdi. Bakalım başarılı olmuş mu? Merhaba arkadaşlar, YouTube Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün size Photoshop programında PNG yazı yazmayı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi metnimizi İngilizceye çevirdi. Bunu bu şekilde yayınla diyerek
İngilizce yapıyoruz. Mesela Çince de olsun istiyorum ben arkadaşlar. Tekrardan yeni altyazı ekle diyorum ve Çince'yi seçeceğim. Çince dedim. Yeni altyazı oluştur diyorum. Otomatik çevir. Ve gördüğünüz gibi Çince arkadaşlar. Bunu da yayınla diyorum. Bu şekilde videonuzu istediğiniz bütün dillere çevirebilirsiniz arkadaşlar. Videolarınıza bu şekilde altyazı ekleyerek, içeriğinizi zenginleştirerek YouTube'da daha ön planda olmayı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. YouTube çünkü bu tür şeylere, içerik zenginliğine çok dikkat ediyor. Siz de bu şekilde videolarınıza altyazı ekleyip işitme engelli arkadaşlarımıza yardımcı olabilirsiniz ve YouTube aramalarında üst sıralarda çıkabilirsiniz arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur size. YouTube Adam kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.